Mutlu akşamlar kıymetli izleyenler. Güneydoğu Televizyonu'nda Haydi Konuşalım programı ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Haydi Konuşalım programında bu akşam ekonomiyi konuşacağız. Özellikle Türkiye, genelde ise dünya ekonomisini masaya yatırmaya çalışacağız. Malumunuz olduğu üzere oldukça hareketli günler yaşamaktayız. Dolar ve Euro'daki artış devam etmekte. Bu akşamdan geçerli olmak üzere akaryakıta da zam gelmesi beklenmekte. Hal böyleyken İngiltere petrol kriziyle savaşmakta. Arjantin özellikle gıda fiyatlarını dondurma kararı aldı. Bizler ne yapacağız? Nasıl bir tablo bizleri beklenmekte? Merkez Bankası'ndaki başkan yardımcıların atamaları da şu anda söz konusu, gündemi oldukça meşgul etmekte. Dolardaki, Euro'daki artış devam edecek mi? Nasıl bir tablo bizleri beklemekte? Bu ve diğer soruların tamamını bu akşam Harran Üniversitesi'nden çok değerli bir hocamız bu akşam bizlerin konu. Kendisine sormayı planlıyoruz. Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretmenlerinden, hocalarından. Doktora öğretim üyesi Hasan Bardakçı hocamız, aynı zamanda ekonomist. Bu akşam hem bizlerin hem de sizlerin konu olacak. Efendim, yanınıza hoş geldiniz. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim sizleri sormana. Biz de deyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle yeni başlayan eğitim öğretim yılınızı tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah bu sene kapanmadan tamamlayabilirsiniz bu eğitim öğretim yılını. Şimdiden başarılar dileriz efendim. Teşekkür ediyorum. Biz de öyle ümit ediyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde, en azından sadece biz ve öğrencilerimiz değil, tüm Türkiye'nin iyi bir şekilde iyi bir yıl geçirmesini diliyorum. Öyle söyleyeyim. Geçen iki yılımızın çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim yani. Evet, maalesef gerçekten de geçen iki yıl oldukça zorlu geçti. Bizler de bir süre önce sizi yine konuk etmiştik. Gerçi konuk ettiğimiz süreçte Bitcoin, kripto para üzerinde konuşmuştuk ama yine dünya ekonomisinde bir çerçeve çizmiştiniz. Bugün de sizleri davet etmemizin, konuk etmemizin sebebi dolar ve euro'daki önemli bir artış almış başını gidiyor. Şimdi insanlar da tedirgin, bizi neler bekliyor? Bir taraftan döviz bürolarında artık döviz bozulurken kimlik tespiti vesaire, bu konuların hepsine gireceğiz ama öncelikle şuradan başlayalım. Dolar ve euro neden bu kadar yükseldi ve nereye kadar yükselecek? Şimdi şöyle, biz yani bunu her yerde söylüyoruz. Aslında artık gözle görülür şekilde de farkındayız. Yani bir iki yıllık kötü bir süreçten bahsettik. Sadece Türkiye için değil, bütün dünyada bazı dengelerin değiştiğini artık görmemiz gerekiyor. Yani bir Covid'den kaynaklı işte bütün dünyada bir kapanma oldu. Sokağa çıkma yasakları oldu. Bununla beraber ülkelerin ekonomilerinde bozulmalar oldu. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de üstüne kuraklık krizi oldu. Bu gıdalara, gıda ürünlerine yansıdı. Bu da yetmiyormuş gibi bir de orman yangınları geldi ardından. Yani bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Dünya genelinde olan bazı problemleri söylüyor. Bunların muhakkak olumsuz etkileri olacak. Bazen yani insanlar, ekonomiyi bilmeyen kişiler olaya şöyle bakıyor. Ya işte orman yangınının bizim ekonomimizle ne ilgisi var? Ya da işte kuraklığın dövizle ne alakası var? Biraz olaya böyle bakıyor işte. Dolar yükseliyor da iyi de kuraklıkla doların ne alakası var? Ya da işte Covid oldu. İnsanların Covid olmasıyla doların ne alakası var diye düşünebiliyorlar. Bazen bu doğru bir bakış açısı değil. Çünkü bunlar doğrudan birbirini etkileyen şeyler. Ekonominin etkenleri, faktörleri tek bir şeye bağlı değildir. Bu tabii bir yerde dövize etki ediyor, bir yerde enflasyona etki ediyor, bir yerde faiz oranlarına etki ediyor. Bunların tamamını konuşabiliriz. Özellikle dövizdeki son dönem yükselişlerin altında yatan nedenler neler olabilir? İşte öncelikli neden Covid, onu söylemem lazım. Ülkeler kapandılar ve ekonomik olarak bir daralmaya gittiler istemeden. Şimdi bunu toparlama yoluna gidiyor. Bu süreçte bir parasal genişleme oldu. Birçok ülke vatandaşına işte krizden etkilenmesinler diye piyasaya fazla para sürdü. Şimdi yavaş yavaş geri adım atmaya başlıyor. Yani piyasa düzelsin diye. Çünkü fazla para sürmek de piyasa için iyi değil. Faiz oranları artık, daha önce büyük gelişmiş ekonomiler, Amerika gibi ülkeler faiz oranlarını arttırmayı gündeme getirmiyordu. Çünkü ekonomilerinde durum iyiydi ama pandemi sürecinde onlar da ekonomilerinde bozulma gördükten sonra faiz oranlarını arttırma yoluna gitmeye başladılar. Bu ne yaptı? Şimdi Amerika faizi arttırdığı zaman, bir de Türkiye arttırdığı zaman yabancı yatırımcı ne yapar biliyor musunuz? Amerika'yı tercih eder. Gelişmiş ekonomileri tercih eder. Ya da işte siz işte daha geri bir ülke için örnek veriyorum. Kazakistan faiz oranlarını arttırdı, %10 arttırdı. Amerika'da
%3 artırsa yine insanlar Amerika'ya gidiyor. Sağlamcı olsunlar. Daha yani. Evet, daha sağlamcı davranıyorlar falan. Şimdi böyle bir etki ne yapıyor? Ülkelerde döviz geçişlerini hızlandırıyor. Yani bir Türkiye açısından söyleyecek olursak, Türkiye'de döviz Amerika'ya kaymaya başlıyor. Biz ekonomide şöyle basit bir denge var. Bir şey azsa fiyatı yükselir. Evet. Döviz buradan çıkıyorsa bu ne demek oluyor? Türkiye'de döviz azalıyor. Çünkü döviz buradan gidiyor. Döviz azaldığı zaman o zaman ne olur? Döviz fiyatlarının yükselmesini evet. beklersin. Yani dolar yükselir, euro yükselir ya da diğer emtialar. Yani altın da buna bağlı. Yani altını da onlar gibi düşünmek lazım. Bir yatırım aracı, bir güvenli liman olarak görülüyor. Bir yerden kaçış olduğunda insanlar Türk parası değer kaybettiğinde nereye yöneliyor genelde? Örnek Türkiye açısından söyleyeyim. Altına yöneliyor. Yani altın bütün dünyada güvenli liman görülüyor. Tabii döviz fiyatlarının yükselmesindeki temel nedenlerden bir tanesi. Sadece o da değil. Başka ne olabilir? Örnek veriyorum, yine pandemiden kaynaklı misal tedarik zincirinde bazı sıkıntılar oldu. Ülkeler ithalat ihracat oranları değişmeye başladı. Bu da bir etken. Siz çok ihracat yapamadığınız zaman, çok mal dışarı satamadığınız zaman, çünkü mal satarsanız dışarıdan döviz alırsınız yine aynı etkiye geliyor. Evet. Döviz geldiği için ne olacak? Ülkenizde döviz artacak. Döviz artarsa kıymetsizleşecek. Yani sizin ülkenizin para birimi değer kazanacak. Evet. Ama ne oldu? Pandemi sürecinde ülkelerin ihracat yapma potansiyeli de düştü. Yani her yer kapanca siz malınızı satamamaya başladınız yurt dışına. Yine döviz girişi olmadı. Yine paranız değer kaybetti. Dolar o yüzden yükseliyor. Şöyle yani. Bir durum var aslında. Yani evde oturup haber izleyenler, televizyon izleyenler veya tüm yolda bir arkadaş ortamında bir mecliste oturanlar işte kanal değişirken de bir haberden bahsederken ya efendim mevcut iktidar geldi dolar 10 lira yaptılar falan böyle bir muhabbetler dönüyor. Yani bu etmenlerin göz önünde bulundurduğumuzda mevcut siyasi istikrarın tabi bu siyasi program değil ama devletin rolü ne durumda buna göre? Bunu bir mevcut siyasi iktidara bağlamak doğru değil. Hı-hı. Niye doğru değil? Şimdi ekonomideki dövizdeki yükselme oranları hangi tarihlerde değişmeye başladı? Yani açık ara değişmeye başladı. Ortalama 2013-14 tarihlerinden sonra hı hı. Türkiye'de. Ondan önce de mevcut iktidar vardı. Yani böyle evet. bir şeyi kimse istemez. Yani bunun altında yatan nedenler dediğim gibi bu bazen sosyal, ekonomik nedenler olabilir. Bazen politik nedenler olabilir. Mesela sadece iç nedenlere de bağlamamak lazım. Az önce bahsettik. Mesela dünyadaki etkisinden bahsettik evet. değil mi? Bizde dövizi nasıl etkiliyor? Biz Türkiye sadece bunlarla sadece bu tarz olaylara mazur kalmadı. Yani burada ne oldu? Örnek veriyorum. Bir Türkiye'de bir gezi olayları süreci oldu. Tabii. Bu bir diğer taraf. Sonra sadece gezi olayları değil. Mesela 17 Aralık süreci evet. oldu. Darbe hı. oldu. Bunlar hep arka arkaya geldi. Bunun üzerine pandemi geldi. Şimdi hem dışarıda hem içeride bu kadar olumsuzlukla karşılaştığınızda ekonominizin ya da işte kendi para biriminizin değerinin istediğiniz seviyelerde olmaması aslında doğal bir şey. Evet. Nedir? Biz burada neyi tartışabiliriz? Mesela bu böyle tamam yükseliyor. Peki biz bunu nasıl düzeltiriz ya da düzeltebilir miyiz? Var mı bunu düzeltecek bir yöntem veya da tavsiyeniz var mı diye soracak olursanız bunu konuşursak aslında biraz daha iyi bir yere gidebiliriz. Neler yapabiliriz mesela? Yani vatandaşa bir görev düşüyor mu? Yani Ahmet amcaya, Mehmet amcaya bir görev düşüyor mu? Yani burada aslında vatandaştan çok burada iş devletlere düşüyor hı-hı. biraz. Çünkü mevcut olan olaylar vatandaştan kaynaklı olan olaylar değil. Yani mesela bizim bir oluşan enflasyon var hı-hı. misal. Dedik ya enflasyon da dövizi etkileyebiliyor. Evet. Dövizin yükselmesini, düşmesini. Şimdi bir enflasyonu düzeltmek gerekiyor değil mi? Bunu vatandaş mı yapacak? Hayır, vatandaşın elinde değil. Enflasyonla vatandaş oynayamaz. Onu düzeltmeniz için onun sebeplerine bakmanız lazım. Nedir? Mesela Türkiye'de enflasyon niye yükseldi? Bir, bizim misal ürünlerimizin çoğu ithalata bağlı ürünler. Yani biz bir şeyi şu kağıdı üretirken bunun işte ham maddesinin örnek veriyorum %10'unu kendimiz alırken %90'ını yurt dışından ithal ediyoruz. Eğer yurt dışında örnek pandemi sürecinde olduğu gibi bir şeyler kısıtlanırsa Türkiye açısından
Yani nasıl kısıtlama? Sınır kapıları kapatıldı değil mi? Hatta Türkiye'nin son dönemde yaşadığı sorunu söyleyeyim. Örneğin birçok ülke turist göndermedi Türkiye'ye. Doğru. Bu bizde ne yaptı turist göndermeyince? Döviz girişini engelledi değil mi? Ya da otellerin kapanmasına sebep oldu. İşte turistik bölgelerdeki esnafın iş yapamamasına sebep oldu. İşte bunun benzeri şeyler üretimde de oldu. Araba fiyatlarının yükselmesinin sebebi ne? Çip üretimin durması dediler. Evet. Bir çip değil mi? Bir çip üretimi yani yüzünden... Fabrika kapandı mı artık? Ne olduysa bilmiyoruz. Fabrika kapandığı için değil. İşte ülkeler kapandığı zaman o ürünleri gönderemediği zaman üretimi kestiler. Şimdi bir anda ülkeler sınırlarını açtı ama o üretim bir günde gerçekleşmiyor. Tabii. Bir günde gerçekleşmediği için ama arabaya talep var değil mi? İnsanlar istiyor. Sıra yok. Bayilerde şimdi gidip alamıyorsunuz sıra değil yok. Mi? 3 ay 4 ay sonra gün veriyor. İşte bakın nasıl bir etki ortaya koyuyor. Evet. Şimdi bu enflasyon neyden oluştu? Pandemiden. Pandemideki neyden oluştu? Arzın yeterli olmamasından. Yani bir talep var, araba istiyoruz ama onlar üretemiyorlar. Niye üretemiyorlar? Çünkü pandemide kapandılar. Bir kısım işçisini kaybetti. Bir kısım ham madde alamadı. O ham maddenin fiyatı yükseldi. Kimse üretmeye başlamadığı için. Ama hepsi birbirini tetikledi. Bu bir enflasyona dönüştü. Bu enflasyon bizde ne yaptı? Geldi bu defa o üretimi yapamadığımız için bizim döviz fiyatlarımıza yansıdı. Döviz fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Evet. Şimdi bu bir neden. Dedi ki enflasyon işin bir tarafı, enflasyonu düşürmeye çalışmamız lazım. Diğeri işte biz 5 dakika önce konuştuk. Ne dedik? Dedi ki bu biraz ihracatla ilgili değil mi? Evet. Eğer ihracatınızı arttırabilirseniz ne oluyor? Daha fazla dövizin ülkenize girmesini sağlıyorsunuz. Daha fazla döviz girerse ne olur? Dolar düşer. Dolar düşer. Evet. O zaman ne yapmak lazım? Daha fazla ihracat yapmaya çalışmak lazım. Var mı üretimiz? Bunun yöntemi nedir? Dedik ya hani vatandaş ne yapabilir dediniz. İhracatı yapacak olan vatandaş ama onun işini kolaylaştıracak olan devlet. Evet. Devlet kolaylaştırsa vatandaş daha fazla ihracat yapar. Devlet turizmi turizm potansiyelini yükseltecek bazı yöntemler geliştirebilirse turist gelecek. Turist gelmesi demek döviz gelmesi demek. O da bir ihracattır, bir hizmet ihracatıdır. Turist geldiği zaman döviz geldiği için yine sizin paranız değer kazanıyor. Döviz yine düşmeye başlıyor. Bu bir diğer yöntem. Evet. Cari açınızı azaltmanız aynı şekilde. Cari açık demek yine ithalat ve ihracatla ilişkili. Evet. Siz cari açınızı azaltırsanız yine döviz düşmeye başlar, paranız değer kazanmaya başlar. Bunların çoğunun altında bunu yapabilecek olan güç devlet. Yani devletin politikaları daha doğrusu biz buna işte ekonomide hani konuşuyoruz ya Merkez Bankası niye değişiyor? Tam ona geleceğim şimdi. Orada işte işin içine Merkez Bankası giriyor. Biz para politikası diyoruz. Evet. Para politikasıyla oynadığınız zaman bir şeyler yaptığınız zaman bu bir şekilde yansıyor. Yani insanlar daha fazla ihracat yapıyor. Evet. Ya da enflasyon düşmesine sebep oluyor. Yani Merkez Bankası'ndaki atamalar mesela. Bakıyoruz başkan yardımcısı değişti veya Merkez Bankası başkanı değişti. Yani aslında neler olduğunu tam anlayamadığımızdan ekonomiye yansıyınca, piyasadaki rakamlara yansıyınca iyi mi oldu, kötü mü oldu bunu hepsini biz kafamızda bir derecelendirmeye çalışıyoruz aslında. Siz bu atamaları vesaire nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette bu atamaları yapan siyasi herhangi bir kurumda değilsiniz ama ekonomist olarak nasıl bakıyorsunuz? Yani bu atamalar yapıldığı zaman bizlere yansıması nasıl oluyor? Şimdi bu atamaların altında yatan nedenler birçok şey olabilir. Yani biz bunu şahsi görmüyoruz zaten. Kesinlikle. Aynen. Merkez Bankası bu ülkenin bir kuruluşu. Orada belli yöneticiler var. Bazı politikalar geliştiriyorlar. Bazen politikayla alakası da olmayabilir. Bir yönetici ayrılmak isteyebilir. Bazen de geliştirdikleri politikalarla uygun yöneticiler değildir. Değiştirmek istiyorlar. Bizim burada tartışmamız gereken şey yöneticilerin kendileri değil. Mesela yeni atanan yöneticilerden bir tanesi benim hocam. Evet. İyi bir ekonomisttir. Yusuf Hoca kendisi para politikası kuruluna atandı. Gayet de başarılı bir ekonomisttir. Hani bir şeyleri değiştirebileceklerini düşünüyorum. Ama burada mevzu Merkez Bankası'na kimin atandığı değil. Sorunu nasıl çözebileceğimiz. Sorun ne? Burada sorun mesela Türkiye'de tartışılan konu Merkez Bankası üzerinden tartışılan konu şu. İşte faiz oranları. Aha.
Bir kesim diyor ki faiz oranları niye yüksek? Bir kesim diyor ki faiz oranlarını hükümet düşürmeye çalıştığı evet. için dolar yükseliyor. Hı hı. Tartışma iki taraf arasında böyle geçiyor. O zaman biz şöyle bir soru soruyoruz. Ya kardeşim doları yükseltmek iyi bir şeyse o zaman hükümet niye yükseltmek hı hı. istemiyor? Ya da düşürmek iyiyse niye o zaman düşürdüğü zaman döviz yükseliyor? Evet. Yükselmemesi lazım değil mi? Burada bizim tartışmamız gereken şey aslında konunun nereye gittiği. Şimdi biz ekonomistler olay şöyle bakıyoruz. Faiz kısa vadede yükseltildiği zaman iyi bir şeydir. Kısa vadede ama. Tamam. Uzun vadede faizin yüksek olması iyi değildir. Hükümetler faizleri yüksek tutmak istemezler o yüzden. Niye yüksek tutmak istemezler? Çünkü siz faizi yükselttiğiniz zaman yatırımlar durmaya başlar. İnsanlar yüksek faizle bankadan faiz alabildikleri zaman, para alabildikleri zaman fabrika yapmaktan vazgeçiyorlar. Paralarıyla gidip bir yere yatırım yapmaktan geçiyorlar. Gidip bu parayı bankaya yatırıp faizini almayı daha uygun buluyorlar. Risksiz bir para olduğunu düşünüyorlar. Evet. Şimdi böyle bir durumda biz vatandaşın kötülüğünü istemiyoruz. Devlet vatandaşın kötülüğünü istemez. Hı hı. Ama şu da var. Devletin de bir politikası var. Büyümeye çalışıyor. Ekonomisini geliştirmeye çalışıyor. Yatırımları arttırmaya çalışıyor. İşsizliği azaltmaya çalışıyor. Bakın bunların tamamı düşük faizden geçiyor. Evet. Yani siz faizi düşürebilirseniz, faiziniz düştüğü zaman yatırımlarınız artmaya başlıyor. Yatırım arttığı zaman istihdam artıyor. İstihdam arttığı zaman işsizlik azalıyor. Bir virgül atalım. O zaman önceki dönemlerde işte hükümet faizi düşürmek istiyor. Merkez Bankası Başkanı direniyor falan muhabbeti buradan kaynaklı o zaman. Tabii. Yani işin özeti. İşin hani, özeti bu. Evet. Hani ya bu kadar iç içe olan iki aha. kuruluş, iki kurum diyelim tamam. öyle bakalım. Niye bu konuda anlaşamıyorlar? Evet. Aslında sorun temelinde bu. Kısa vadede o faizi arttırmanın avantajı var. Nasıl bir avantajı var? Siz faizi arttırdığınızda hemen arttırdığınız gibi yurt dışındaki yabancı yatırımcılar parasını getirip sizin ülkenizde bankalara yatırmaya faiz başlıyor. Yatırım yapmaya evet. başlıyor. Çünkü niye? Faiz geliri yüksek diye adam gelip buradan gelir elde etmeye hı-hı. çalışıyor. O adam parasını getirdiği için ne oluyor biliyor musunuz? Biz ne dedik? Bir şey artarsa kıymetsizleşir. Doğru. Dolar getiriyor hı-hı. buraya. Buradaki dolar arttığı zaman ne oluyor? Doların değeri düşmeye başlıyor. Evet. Bu kısa vadede iyi bir şey değil mi? Yani doların evet. aslında nabzını düşürüyor. Ama uzun vadede dedik ne oluyor? Yatırım azalıyor bu defa. Yüksek faiz. İstihdam vesaire yani sıkıntı oluyor. Yani siz yüksek faiz verdiğiniz zaman o zaman bankalarda insanlar gidip kredi çekip fabrika açmak istemiyor. Gidip evet. ev alması gerekiyor krediyle. Ama faiz oranı yüksek diye bu defa krediyi çekip ev alamıyor. O ev alamadığı için müteahhit ev yapamıyor. Bakın nasıl yatırım müteahhit ev yapamadığı için demirci işçiler demir satamıyor vesaire. Demirci demirini satamıyor, işçi iş bulamıyor falan. Bir anda bakın küçülmeye başlıyor ülke. Peki hocam olarak. Bugün günlerden 15 Ekim. İçinde bulunduğumuz bugün içerisinde piyasalardaki faiz oranına baktığınızda faiz oranları yüksek. Evet. Bu kapsamda dolar da yüksek. Evet. Yani... Bizden daha yüksek verenler var aslında. Nasıl? Mesele o. Nasıl? Şimdi dedim ya son zamanlarda... Adı dedik ya mesela faiz yüksekse dolar düşük olması lazım. İşte faizi yükseltirseniz aha. orada bir oran var. Şimdi Brezilya'nın faiz oranı benimkinden yüksek olduğu hı. zaman o para Brezilya'ya gidiyor. Evet. Bir oran bile yüksek olursa Brezilya'ya gidiyor. Evet. Yani benim %18 ama %19 veren var. Yerine gidiyorlar o zaman. Oraya gidiyorlar o zaman. Evet. Bizim herkes aynı yere çalışıyor. Yabancı yatırımcı. Yabancı yatırımcı kimdir? Yurt dışında. Çok parası olan hı. adam. Ben ülkeme getirtmeye çalışıyorum adamı. Brezilya'da getirmeye çalışıyor. Evet. Arjantin'de getirmeye çalışıyor. Hepsi faiz oranlarıyla oynuyor. Hepsi faizini yükselterek o adamı kendi ülkesine getirmeye çalışıyor. Parasını ülkesine getirmeye çalışıyor. Burada sorun o aslında. Yoksa faizin %18 olması değil. Arjantin'de %19 yapacak bir şey yok. Oraya hmm. gidecek. Evet. Bazı zamanlarda ülkelerde işler iyi gider. Orada o zaman sizin faiz oranınız %7'de 8'dedir. Arjantin'de de o civardadır. Şu an bütün dünyada böyle bir kriz var. Dedim ya Amerika bile artık faiz artırımına gidiyor. Evet.
Niye? Çünkü o da bir, belli bir oranda krizin içerisinde. Şimdi Amerika'da giderse faiz artırımına, o zaman yatırımcı Amerika'yı tercih ediyor. Daha gelişmiş ülke oldukları evet. için. Peki yani ama içinde bulunduğumuz şu günlerde faizin yüksek olduğunu kabul ediyoruz ama değil mi? Tabii tabii, faiz oranları bence de yüksek. Ama nedir bir beklenti? Biraz daha yükselmesi yönünde olan beklentinin sebebi işte diğer ülkelerin de yükseltmiyor olması. Bizim peki, son, bu son misal dövizdeki yükseliş, bu son birkaç gün içerisindeki yükselişin altında yatan nedenlerden bir tanesi bu. Misal diyorlar ki yurt dışındaki bazı ülkeler bu son haftalarda faizlerini artırdılar. Onlar artırırken biz düşürdük diyorlar. Evet. Aslında biz düşürmeseydik zaten diyor bütün dünyada dolara karşı ülkelerin para birimi değer kaybetti. Ama onlar tedbiren biraz faizini artırdı. Biz hani sabit de bıraksak tam da biz biraz düşürme yoluna gittik. Aslında yanlış bir hamle oldu. Bu yani durumda. Yanlış hamle değil aslında. Burada yaklaşım biraz da şöyle. Yani biz bunu sürekli yükselterek nereye kadar yükselteceğiz? Hani dedik ya uzun vadede yükseltmek iyi bir şey değil. Biz faizleri yaklaşık bir yıldan fazladır sürekli yükseltiyoruz zaten. Yani bir defa yükselttik, yabancı yatırımcıyı çektik. İki defa, üç defa. Yani bunun son, hükümetin düşüncesi şu. Bu işin sonu yok. Faizi %50'ye de çıkarsak bu iş böyle gitmez. Yani bir şekilde diğer araçlar, diğer silahlarımızı kullanmamız lazım. Öyle bakıyorlar. Yani dövizi düşürmenin diğer yöntemi yatırımı artırmak. İyi de yani şimdi şöyle bir durum var. Bugün olmuş dolar 9.40 yani 9.50'ye evet. doğru gidiyor. Artık nerede duracak bilmiyoruz. Yani bizim paramız 0.01'e tekabül etmiyor. Yani Venezuela gibi çantayla mı gezer? Nasıl olacak yani bu iş? Şimdi şöyle, bir de olaya şöyle bakmak lazım. Acaba dövizin yüksek olmasının bize ciddi bir şeyi var mı? Zararı etkisi. Var mı? Var tabii, olmaz mı yani? Vatandaş çünkü olarak bakmıyorum, devlet olarak. Devlet olarak bakalım, tamam. Şimdi biz aslında ithalatçı bir ülke olduğumuz için, yani bizde tamam. Ürünlerimizin içerisinde ithalat oranı yüksek olduğu için şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. İşte enerji piyasası örnek veriyorum. Bizim ithalatımızın büyük bölümü enerjiden kaynaklı. Enerji fiyatları arttığı zaman bizim ithalatımız, cari açığımız artıyor. Aslında bu böyle olmasaydı eğer, yani bizim enerjiden kaynaklı ithalatımız yüksek olmasaydı, normalde dövizin yükselmesi bizim işimize yarardı. Niye? Çünkü biz ürün satıyoruz. Bir yere ürün satıyorsanız, başka bir ülkeye, döviz ne kadar yüksek olursa sizin yatırımcınız o kadar satmak ister. Evet. Mesela bir böyle çevrenizde varsa eğer ihracatçı insanlar, iş adamları, dostlarınız, bir sorun bakalım onlara. Bu süreçte en fazla iş yaptıkları zaman bu süre. Çünkü dolar yüksek onlar için aslında tam da satılacak zaman. Ben çok tanıyorum böyle şey, mesela Rusya'ya ürün satıyor. Diyor ki ne malım varsa diyor şu an hepsini satmaya çalışıyorum. Çünkü evet. döviz bu kadar yüksekken bu fırsatı değerlendirmem lazım. İyi de peki biz çok üreten bir toplum olmadığımız için maalesef yine dışarıdan ham maddeyi de o yükselen evet. dolarla alacağız. İşte şu an hükümetin aslında biraz da yapmaya çalıştığı şey bu. İnsanları ihracat yapmaya teşvik etmeye çalışıyor. Eğer biz diyor malımızı, bu ürettiğimiz malı dışarı satabilirsek aslında dövizin yüksek olması bizim için bir avantaj. Tamam, ben de şunu soruyorum. Biz bunu yurt dışına sattık. Eyvallah. Evet. Tamam, dolar 10 TL'den sattık. Bunu ham maddesi yine biz yurt dışına alıyoruz. Ülkemizde çok yok ki. Tamam. Olan için konuşuyoruz. Olan, o da çok olan bir yerin parmağını geçmeyecek yani. Keşke olan için konuşuyoruz dediğiniz gibi biz. Olsa. Olan için konuşuyoruz yani. Ama burada tabii yani şey olarak söyleyebiliriz. Yani ben kesin döviz yükseliyor bu çok da iyi bir şey demiyorum. Değildi, çünkü bizim aynen. ürünlerimizin çoğu ithal ürün. Yani evet. ürettiğimiz maalesef makinenin hani bir parçasını yurt dışından aldığımız için döviz yükseldiğinde o makinenin fiyatına yansıyor. Evet. Zaten enflasyonun sebeplerinden bir tanesi bu. Ya bunu, en basit sözünü kesiyorum ama şimdi bu akşamdan geçerli olmak üzere motorine 40 kuruş, benzinine 18 kuruş zam, hani şimdi durduk yere mi geldi bu zamlar mesela? Tabii ki dolarla etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Etkisi muhakkak var. Ama altında yatan şeyler diyorum ya, her şeyi bir dövizin yükselmesine bağlamamak lazım. Zaten döviz yükselecek. Enerjide niye fiyatlar yükseldi? Biz konuştuk. Mesela bir İngiltere problemi vardı. Evet. Bahsettik. İngiltere'de petrol fiyatları yükseldi. Komik gelecek ama sebebi tır şoförlerinin olmaması. Pandemi sürecinde tır şoförlerinin çoğu yabancı diye
ülkeler kapandığı zaman adamlar kendi ülkelerine döndüler. Kendi çalıştıkları işi bırakmak zorunda kaldılar. Sırf tır şoförü yok diye ülkede petrol fiyatları yükseldi. Kuyruklar oluştu vesaire. Marketlerde ürün bulunamıyor. Niye? Çünkü onu taşıyacak tır şoförü bulamıyor. Evet. Aynı şeyler diğer ülkelere de yansıdı. Şu an o enerjinin lojistik olarak taşınmasında sorun yaşıyor ülkeler. Bu sorun neye yansır? Bir şeyi yapamadığın zaman o hemen fiyata yansır. Evet. Avrupa'nın şu an Avrupa Birliği'nin büyük problemlerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? Kış yaklaşıyor. Biz doğalgaz bulabilecek miyiz? Avrupa'nın şu anda problemi mi? Evet, Avrupa şu an peki bugüne kadar enerji, nasıl buluyorlardı? Bugüne kadar Rusya veriyor işte. Rusya tamam. Şimdi onu tartışıyor. Rusya evet. Acaba bize uygun verebilecek mi? Evet. Ya da bu krizde, bu süreçte beklenti yani biz de konuşuyorduk. Ben geçen bir televizyon programında da biraz bunu gündeme getirdim. Kış geliyor dedim. Şuna hazır olmamız lazım. Elektrik ve doğalgaz fiyatları yükselecek. Yükselecek mi? Yükselecek. Evet. Yani bu bizim elimizde değil. İster beğen ister beğenmeyin ama birçok konuda kısıtlama oldu ve bu bir şeylerin fiyatına yansıyor. Evet. Enerjiyi ithal eden bir ülkeyiz biz. İthal ediyorsak fiyatın yükselmesi gerekiyor çünkü döviz oranı yüksek. Biz ithal ediyorsak parasını nasıl ödüyoruz? Tabii. Dolar olarak ödüyoruz. Dolar olarak ödediğimiz şey dolar da bizde 9 liraya çıkmışsa bu bizim elektrik faturamıza muhakkak yansıyacak. Yansıyacak. Yani buna hazır olmamız lazım. Ama bunların altında ben yine söylüyorum. Bunlar geçici sorunlar. Yani bu pandeminin getirmiş olduğu son dönemde işte sadece pandeminin değil doğal şartların doğanın getirmiş olduğu işte dedik bir kuraklık oldu. Evet. Yani, 2 yıldır oldu yani. Yani 2 yıldır kuraklık ya. Var. Yani ki bu yılda şu an biz Ekim ayındayız. Nereden yayın yapıyoruz? Urfa'dan. Evet. Ekim bitmek üzere henüz yağmur yağmadı. Millet ekinde ekiyor ki bir yağmur yağsın da yağmur yok da. Henüz yağmur yok. Evet. Yani kışın ortasına geliyoruz. Yağmur yağmadı henüz. Yansında bir yani biz bunun ben kaç yerde daha ifade ettim. Bir küresel ısınma problemimiz var değil mi dünyada? Yani bu da bizim için bir problem. Hazırlanmamız gereken, kendimize ona hazırlamamız gereken bir problem var ortada. Evet. Bakın bunun etkisi 2-3 yıldır görmeye başlıyoruz. Ürün fiyatlarına yansıyor. Yeterince ürün üretemiyoruz. Arjantin tedbir almaya çalışıyor. Ne yapıyor? Fiyatları donduruyor. 90 gün dedi ki ben ürünlerin fiyatını dondurdum. Peki bu iyi bir çözüm mü? Yani size ürünün fiyatının yükselmesinin önüne ürünün fiyatını 90 gün dondurarak geçebilir misiniz? Bir tüketici olarak hoşuma gider. Zam gelmiyor. Üretici olarak hoşuma gitmez tabii üretici ki. Üretici yani. Hoşuna gitmez. Üretici keyfine zam yapmaz hiçbir zaman. Arjantin gibi bir ülke hem de. Hani tabii. Gıda üzerinde dünyanın en fazla gıda ihracatı yapan ülkelerinden bir tanesi. Kendi ihracatının 2/3 gıda ürünü, tarım ürünleri. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ve adam diyor ki ben 90 gün boyunca tarım ürünlerinin fiyatını sabitledim. Salatanın kilosu 2 lira. Evet. 90 günün sonuna kadar o 2 lira bir kuruş olmayacak. Satamazsınız diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu o üreticiye hakaret etmek demek. Dünyada ki biz artık serbest piyasa ekonomisi var. Ne demek bu? Ürün fiyatı piyasada oluşur demek. Siz belirlemezsiniz. O ürün size 2 liraya gelir. Siz o ürünü getirdiğiniz için bir ticaret yaptığınız için 2 lira 10 kuruşa başkasına verirsiniz. O da alır vatandaşa 2 lira 20 kuruşa satar. Bu piyasanın rutin işleyişi. Evet. Siz bu rutin işleyişi bozamazsınız. Yani 2 lira 10 kuruşa sattığınız adama devlet 2 liraya sat diyemez. Sattırır adama 2 sene zarar ettirir adam bir daha o ürünü getirtmez. 90 günün sonunda bu defa devlet o ürünü bulmakta zor. Vatandaş o ürünü artık bulmakta zorlanacak. Niye? Kaçınılamaz. Çünkü yani. Diğer adam zarar ettiği için bu defa o ürünü artık getirtmeyecek. Diyecek ki ben zarar ediyorum. O zaman bu işi yapmayayım. Bu defa ürünü bulmakta zorlanacağınız için fiyatı yükselecek. 90 gün sonunda o 10 kuruşu düşürmek için yaptığınız hamle o üründe 1 lira yükselmesine sebep olacak. Evet. Yansına böyle piyasaya çok da sert müdahaleler etmemek lazım. Zaten bizim şimdi o kastettiğim şey de o Türkiye açısından. Ya işte doları düşürelim. Doları siz bir günde düşüremezsiniz. Bunun bir yolu yok.
Ama yapacağınız uzun vadeli çözüm önerileri, getireceğiniz yöntemler burada etkili olabilir. Yani neydi işte, diyoruz ya, hükümet faizi yükseltmiyor, düşürmek istiyor. Diyor ki faizi düşürmek bir yöntemdir. Nasıl yapacağım? Ben faizi düşürüp işte vatandaşın yatırım yapmasını sağlayacağım. Yatırımcıyı teşvik etmeye çalışacağım. Zaten yatırımcı fabrika yaparsa ya da bir ürün, yeni bir ürün üretme yoluna giderse o yeni insanlar çalıştıracak, istihdam edecek. İşsizliği azaltmış olacağım. Büyüme de artacağı için ister istemez diyor, o zaman döviz düşmeye başlayacak. Evet. Benim param değer kazanmaya başlayacak. Bu süreç bir günde veya bir ayda olabilecek bir şey değil. Bir zamana yayılacak bir şey. Tabii. Zaten hükümetin zorlandığı nokta da bu. Vatandaş sorunu bir an önce çözülmesini istiyor. Hükümet de faizi yükseltmeyerek, yani işte ben uzun vadede bunu düzelteceğim ama kısa vadede faiz yöntemine başvurursam ben istediğimi elde edemeyeceğim. Çünkü yatırım olmayacak. Evet. Ben yatırım yaptırmaya çalışıyorum. İnsanları bu ülkeye çekip yatırım yaptırtmaya çalışıyorum diye bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. Peki tam da içinde bulunduğumuz şu günlerde dolar almış başına giderken, diğer sorunlarla biz boğuşurken yeni çıkan kararnamede artık döviz bozdurmak isteyenler kimlik ibraz etmek zorunda. Evet. Neden böyle bir yola girdik? Yani bu aslında hükümetin kayıt dışının önüne geçmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Bu sayede dövizde değil, hatırlıyorsanız geçenlerde kripto paralarla ilgili de böyle bir şey yaptı. Evet. Ya işte kripto para borsalarına para yatıran kişiler işte onlarla ilgili bilgileri devlet istediğinde firmalar verecek dedi. Şimdi aslında bu borsa şeylerde işte döviz bürolarında da zaten belli bir oranın üzerinde kimlik ibrazı zorunluluğu zaten vardı daha önce de. Yani vardı 75 yani. Bin lira üzeri bir para siz döviz bürosunda bozdurmaya çalıştığınızda zaten kimlik ibrazında bulunuyordunuz. Bu galiba döviz olarak da 2500 mi 3000 dolar gibi bir rakamdı. Yani onun üzerinde kimlik ibraz etmek zorundaydınız. Sadece hükümetin yaptığı şey son yasayla onun alt limitini kaldırdı. Yani evet. Döviz bürosunda döviz bozan herkes kimlik ibraz etmek zorunda. Ya her şey kayıt altında olsun istiyor. Kayıt dışı, yani bir adam bir yerde kara parayla elde ettiği bir parayı getirip bozmasın. Ben bileyim yani herkes bir yerde bir para bozuyorsa onu nereden getirdiğini açıklayabilmeli, evet. Değil mi? Yani sizin 50 bin dolarınız var, siz gidiyorsunuz bozmaya. Yani devlet ya bunu nereden getirdin demesinde bir sakınca görmemek lazım. Evet. O da işini yapıyor sonuçta. 50 bin dolarsa eğer. Yani. 50 bin dolarsa eğer ki daha önce öyleydi. Şimdi daha altı için de diyor ki daha şeffaf olmak lazım. Yani 100 doların da varsa bunu bir adamın hesabını verebilmesi lazım. Yani sen 100 doları nereden aldın? Benim maaşım dolar yaptı. Yani bu çok altında bir şey alınacak bir şey değil. Yani devlet sizi o konuda fişleyemez. Çünkü zaten sizin bugün bankada hesabı olmayan kimse var mı? Yok. Zaten hepsi kayıt altında. Evet. Yani mesele bankada yaptığınız işlemi devlet size zaten kontrol edebiliyor. Devlet diyor ki bir de döviz bürosunda da yapılabiliyorsa burada bir para transferi, bir dönüşüm, onu da kontrol edebileyim. Yani buradaki temel amaç kara paranın, para aklamanın kayıt dışının önüne geçmek. Evet. Sabah biz arkadaşlar sohbet ederken ya işte yastık altında 3-5 kuruş var, bunu bozdurduğumuzda acaba bizi fişleyecekler mi? Yok, onunla ilgili ne olabilir ki? Yani devlet vesaire. Sizin elde ettiğiniz 3.000-5.000 dolardan sizi sorumlu tutmaz. Ama o döviz bürolarında çok ciddi rakamlar, evet. Döndüğünü ben biliyorum. Yani devlet bunu merak ediyor. Kayıt, evet. Dışının önüne geçmek istiyor bir şekilde. Peki şimdi vatandaşlar haliyle kimisi ev almak ister, kimisi araç almak ister ki araç almak artık mümkün değil çünkü yok. Gibi bir şey. İkinci, evet. El piyasası tavan yapmış durumda. Elbette hani son zamanlarda çok skeçte kullanılır ya, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Elbette böyle bir durumumuz yok ama bizi izleyen vatandaşlarımız var. Kredi çeksinler mi, çekmesinler mi, yatırımlarını yapsınlar mı veya beklesinler mi? Siz bir ekonomist olarak nacizane tavsiye demeyelim de öngörüleriniz neler? Yani ekonomide bir şey beklemek çok doğru bir hamle değildir. Evet. Yani işte bekleyelim de döviz düşsün alırız. Döviz düşüyor, bu defa evin fiyatı yükseliyor. Evet.
Yani en iyisi, hatta bu piyasalar içinde devletlerin de istediği budur, vatandaşın da rutine bırakmak. Yani o günkü şartlarda ihtiyacınız olan şeyi yapmanız gerekir. Ya yani ev almak için beklersiniz, işte döviz düşsün diye beklersiniz, bu defa evin fiyatı yükselir. Araba için aynı şekilde var. En doğru yöntem, o günkü şartlarda yapabiliyorsanız yapabilmeniz. Yani o dün araba ucuzken aldınız, bugün yükseldi, para mı kazandınız? Hayır, yine arabanız yerinde duruyor. Evet. Arabayı değiştirmek istediğinizde yine aynı klasmanda bir araba alabileceksiniz. Yani bir şey değişmiyor aslında orada. Evet. Biz kendimizi mi kandırıyoruz? Biraz da öyle oluyor. Yani şöyle, biz kendimizi tatmin ediyoruz. Evet. Yani o yükseldi, ben para kazandım. Hayır, para kazanmadınız. Arabanızı sattığınızda ne olacak? Bir onun yerine başka araba aldığınızda daha ucuza mı verecekler? Yok. Evet. Yine o sattığınız oranda bir fiyatta gidip araba alacaksınız. Evet. Yani burada o yüzden en doğru yöntem, günün şartlarında ihtiyacınız varsa araba almaya, araba almaktır. Hı hı. İhtiyacınız varsa yatırım yapmaya, fabrika yapmaya, o an gidip fabrika yapmaktır. Evet. Yok işte devlet teşvik çıkardığında fabrika yapayım. Siz ticaret yapmayı düşünmüyorsunuz o zaman. En doğru zaman sizin kaynaklarınızın hazır olduğu zamandır. Yani benim param cebimde, iş yapabilirim ama o para cebimde dursun, bir uygun zaman olursa iş yaparım. Uygun zamanı paranız cebinizde olduğu zamandır. Hı hı. O uygun zamanı beklerken o paranız cebinizde kalmayabilir. Evet. O yüzden ekonomide en doğru hareket tarzıdır. Günün şartı, doğru zaman, doğru yerdesiniz. Onu o zaman yapmanız lazım. Bugün de bence ekonomi, özellikle vatandaş açısından, yani siz zaten rutin alım satımınızı yaparsanız birçok konuda krizler hep böyle aşılıyor. Geçmişte hatırlarsanız 2008 mortgage krizinde Türkiye'de bir reklam vardı. Alın satın ekonomiye can verin diye bir sakız reklamı. Sakız alarak ekonomiye can mı verilir dersiniz? Verilir. Herkes rutin yapması gerektiği işi yaparsa zaten ekonomiyle hiçbir zaman çökmez. Ki krizlerin de altında yatan temel neden endişelerdir. Evet. Krizin kendisi değildir. Niye döviz yükselir biliyor musunuz? Çünkü herkes temkinlidir. Herkes dikkat etmeye çalışır. Herkes, ya siz gidip ürünü, araba alacaksınız diye araba almıyorsunuz. İhtiyacınız var, almıyorsunuz. Niye? Dur bir göreyim bakalım ne olacak diye. Herkes böyle düşündüğü için zaten kimse araba almıyor. Kimse almadığı için üretim duruyor. Bu defa arabanın fiyatı yükseliyor. Çünkü şimdi arabayı 150 bin TL alıyoruz, arabayı 170 bin TL oluyor. Ama dolar alsam bugün 250 bin TL oluyor. Evet. Ya böyle bir kıyaslama var sonuç olarak. Tamam ama bunu, yani buradan çıkarmak istediğiniz şey ne? Yani sorun daha ne burada? Daha kârlıyım. Tamam. Ama arabasızım. Ama arabasızsınız. Evet. Yani biz ne dedik? Mesela bu faiz artırım mevzusunda dedik kısa vade, uzun vade. Aha. Faiz oranını arttırıyorsunuz. Adam ya yatırım, kısa vadede kârlıyım ama adam uzun yatırım yapmaktan vazgeçiyor. Niye vazgeçiyor? Evet. İşte bunun için vazgeçiyor. Faiz arttırıyorsunuz, adam diyor ki ya risksiz ben, siz de aynı olaya da aynı bakıyorsunuz. İşte döviz alıyorum zaten yüzde şu kadar yükseliyor, daha mantıklı olmalı. Yani mantığa vurduğumuz zaman, ya da çevredekiler de öyle söylüyor. Atıyorum bir şu bardağı aldık, atıyorum 100 TL. Bu bardak oldu size 120 TL. 150 TL olmuyor ama. Dolar alıyorum mesela, bu bardakları dolar aldım, buraya indirdim. 170 TL oluyor. Yani 70 TL zam geliyor. %70'lik bir oran. İşte yani şeyle çok birebir benziyor. Evet. Yani sizin bu davranış tarzınız kısa vadede doğru bir hareket. Uzun vadede ama bardaksız kalıyorum. Uzun vadede bardaksız kalıyorsunuz. Evet. Arabasız kalıyorsunuz. Evet. Bir de işin o tarafı var. Zaten bu belli dönemlerde oluyor. Yani 5 yılda, 6 yılda bir, 10 yılda bir ülkelerde biz ne diyoruz? Hep bir krizler oluyor. Hep olmadık bir şeyler oluyor. Yani o süreçte oldu diye bu sonuna kadar böyle gideceği anlamına gelmiyor. Piyasa şoku dediğimiz bir şey var. Yani siz böyle gidiyorsunuz, bir yerde tekrar düzelmeye başlıyor. Çünkü her kötü gidişat, döviz hep yükselemez. Tabii. Nereye kadar yükselecek? 10.000'de duracak mesela. Bir yere, yani onu söylemeye çalışıyorum. Peki o yükselme durduğunda siz halen orada mı kalacaksınız? Yok, diyeceksiniz ki ya bu döviz durun daha artık yükselmiyor, ben şu dövizimi bozayım da gideyim araba alayım. Evet.
Tabii o günü uygun bulabilirsiniz. Veya bugünkü gibi bulamazsınız. Belki sıra yok. Evet. Yani işe biraz daha o günkü şeyle bakmamak lazım. Bugünkü şartlara bakmak lazım. Yani bugünkü şartlarla bakmak lazım. Efendim bizler çok teşekkür ederiz. Bize vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı son olarak kameralarımız aracılığıyla değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ben yani şöyle izleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum. Her şeyi gününde yapmak önemli. Siz eğer ki bugün ekonomide bir şeyler yükseliyor, ileride bundan fayda görürüm diye düşünürseniz yanılırsınız. Çünkü ileride o yükseldiğini düşündüğünüz şeyin yanında sizin beklentilerinizi karşılayan, işte dedik bir ev örneğini verdik, bir araba örneğini verdik. Onların da fiyatları yükselecektir. O yüzden her şeyi gününde yaşamaya bakın. Bugün aldığınız şey yarın yine sizindir. Ama yarın alırım dediğiniz şey alacak imkanı bulamayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Program oldukça akıcıydı diye ben çok sorulara bakamadım. Bayağı soru gelmiş ama Ali Bey, Ali Badalı Beyefendi mesaj atmış. Altın düşer mi demiş. Düşer mi? Son olarak oyunu cevaplayıp öyle kapatalım. Şimdi altın bir emtia. Yani altın önemli bir emtia. Bir yatırım aracı aynı zamanda. Benim öngörümü soruyorsanız kriz ortamlarında biliyorsunuz altın genelde yükselir. Evet. Ki şu anda da pandemi var. Pandemi halen bir risk ortamı. Pandemi bittikten sonra büyük ihtimal altın düşmeye başlayacak belli bir oranda. Tabii bunun düşeceği yerler de bizim misal ekonomide ele aldığımız bazı noktalar, işte bunun destek ve direnç noktaları falan var. Yani altın düşeceği yer gelip altın 100 liraya düşmeyecek. Geleceği nokta en düşük, örnek vereyim, 400-375 seviyeleridir. Hı hı. Yükselirse de gideceği seviye 600 seviyesidir. Ama pandemi eğer etkisi ortadan kalkarsa, yani şöyle söyleyeyim, 6 ay sonra eğer artık virüsü konuşmuyor olursak büyük altın ihtimal düşer. Altın düşmeye başlamış tabii olacak. O gün de kuraklık, susuzluk muhabbeti yoksa tabii. Tabii bilemiyoruz işte çünkü. Bunlar bahsettiğimiz işte diyoruz ya ekonomi tek bir şeye bağlı değil. Ortam iyi olursa insanlar iş yapmayı seviyor. Evet. Ortam kötü olduğu zaman parasını korumak için işte yastık altı dediğin şey altın. Evet. Yani altın yapmak istiyor. Ne dedik? Bir şeyi çok talep ederseniz ne olur? Fiyatı yükselir. Kriz ortamında da herkes altın talep ediyor. Fiyatı yükseliyor o yüzden. İş şeye bağlı. Bu kriz ortamını aşmakla ilgili. Efendim bize çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir program oldu. Oldukça da farklı konulara değindik. Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim görevlilerinden doktor öğretim üyesi Hasan Bardakçı hocamız, aynı zamanda ekonomist, oldukça güzel sorulara cevap verdi. Ve bu kapsamda tavsiye olarak söyledi ama bana göre hayat felsefesi edinilebilecek bir söz kullandı. Doğru zamanda ihtiyacımız olan şeye doğru yönelmeliyiz. Yani hakikaten bunu beklemene veya değerlendirmene çok manası yok. Doğru zamanda ihtiyacınız olan şeye yönelmelisiniz ve o tarafa doğru ilginizi artırmalısınız. Ekonomi dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Başka bir Haydi Konuşalım programında yeniden bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.